münkerini körüp durup, unga eng kamida norozi bo'lmagan odam Allohni balosi kelib qolmasin shu odam ustiga, shundan qo'rqiladi. Ikkinchisi, yomonlikka odamlarni undab turadiganlar. Akkalar aytaveradi bular. Yoshlarni ichib olish kerak. U namozni qaraganda ham nima qilaverasan? Hozir puling borada, belingda quvvating borada nima qilish kerak? Aytaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batila ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimma yestemi'ula kavla fe yettebi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmatullahi teala ve berekatuhu. Allah Azze ve Celle şu bu sayyidul evim günü parçamızda mübarek iyan olsun. Allah Subhanehu ve Teala siz bilen bizim ümmetimizini, ümmeti Muhammed'ini maktadı. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlarga çıkarılgan ümmetler arası da en yakşısı sizler bulduylar. Bizi Allah maktadı. Ümmeti Muhammed hamma ümmetlerden yakşı. Nemesi bilen yakşı. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna anil munkar va tu'minuna billah. Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Avvalgi ummatlar ham hammasi Allohga iymon keltirgan. Lekin amr ma'ruf nahy munkar qilishlik bizning ummatimizning boshqalardan ajratib turadigan xususiyati, miza deyiladi. Agar biz odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarishlik sifati bo'lsa, Alloh taolo muhtagan ümmet vakili bo'lamiz. Ama domlalar gapirsin bunu, elivoshi gapirsin bunu, onalar gapirsin bunu deb turib, münkerni ko'rib o'tib ketadigan bo'lsak, biz Alloh muhtagan ümmet qatorida bo'la olmaymiz. Ha, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deyishimizga ümmeti Muhammad qatoriga kirdik. Ama maqtalgan ümmetten bo'la olmaymiz. Menga nima deymiz? Menga nima? O'lib ketmaydimi? Bora? Bor. Demak siz ummati Muhammadni maqtalgan toifasidan emassiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ro'a minkum munkaron fal yughayyirhu bi yadihi." Mana biz yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradigan ummatmiz va birinchi navbatda yosh kattalar qilishli kerak buni. Yo bolam, to'xtat, yig'ishtir bu ishingni. Yaxshi emas. Avvalgilar shunaqa edi. Mana oqsoqollar aytsin, kattalar 40 ta eshik u yoqqa, 40 ta eshik bu yoqqa bolalariga otalik qila olar edi. Qo'shnining bolasiga, qo'shnining otasi gapirsa olar edi. Xo'p der edi. Hozir bormi? Yo'q. Nimaga yo'q? Sizlarning zamoningizlarda oqsoqollar otalaringiz shunaqa ta'lim berganda sizlarga Xo'pda, katta odam gapirganda yuziga tikka qarama degan, oyat hadis keltira olmagan ular. Lekin yomon bo'ladi degan bir og'iz gap bilan xo'p degan. Endi sizlarning bolalaringiz nimaga unaqa qilmayapti desa, chunki sizlar tarbiyani bermayapsizlar ekanda shunaqa. Falonchi mana dedi, o'zi bolangiz biling dedim, desa, boblabsan, o'zi dedi mana qaydi bu dedi. E sen kattaga gap qaytardingmi? Nazardan qolib ketasan u deb turib. Qo'sh dedi. Qo'sh inida ko'rganini qiladi. So'rang, sizni bolangiz katta odam gapirganda xo'p deydimi? Kattalar nasihat qilsa quloq tutadimi? Yo'q. Demak, siz zaifsiz. Bolangiz sizni mahsulotingiz. Bolangizning odob-axloqiga qarab turib, sizga ota sifatida sizga baho bersa bo'ladi. Sizlardan kim deyaptilar Rasululloh, bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Fa'illam yastati fa bilisanihi. Agar til bilan, qo'li bilan o'zgartirishlik imkon bo'lmasa, qudrat yo'q bo'lsa, tili bilan nasihat qilsin. Fa'illam yastati fa biqalbihi. Agar unga ham qudrat yetmasa, qalbi bilan qaytarsin. Fa zalika adaful iymon. Endi bu iymonning zaifligi. Ammo qalbi bilan ham inkor qilmayotgan bo'lsa, bu odam bir qator qalbini tekshirib qo'ysin. Islomda 5 ta ustuni bor. İmon, namoz, roza, zakot, haj.
Beşli üstün. Ulamalar aytishadi. Endi bu aytilgan gapimiz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning buniyal islomu ala xomsin hadisidan olinadi. İslam 5 ta narsani ustiga qurilgan. İmon, namoz, roza, zakot, haj. Ulamalar aytishadi, agar 6-chi ustun bo'lganida, agar 6-chi ustun ham bo'lish kerak bo'lganida bu amr ma'ruf nahi munkar bo'lardi deyshadi. Otalar, bizi ilmimiz ko'p emas. Yosh urug'larimiz, ular yosh davrida dinini o'rganishlikka hozirgidek imkoniyat bo'lmagan. To'g'ri, uzrlar bor. Lekin munkarni ko'rganda qaytarishlikdan, yoshlar bir xato yo'l qo'yayotganda nasihat qo'shishdan nima to'sadi? Mana shu ishni ustida uzrimiz yo'q edi. Aytayapti-ku, qo'lingdan kelsa qo'ling bilan tiyib qo'y. Bo'lmasam tiling bilan ayt. Bo'lmasam eng kamida qalbing inkor qilsin deydi. Agar yosh kattalar mana shu ishni uddasidan o'tadigan bo'lsa, yoshlar quloq soladi. Xo'p deydi. Faqat aytadiganlar yo'q-da. Agar yosh kattalarimiz yoshlarga nasihat qilmasa, xatolarni aytib tuzatmasa, yaxshilik kibir yomonlikdan qaytarmay beparvo bo'lsa, Alloh taoloning jazosi iqobi keladi. Astag'fir billah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Alloha shadidul iqob. Hamda sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Agar mahallada fisq fujur tarqagan bo'lsa, bir do'konda aroq sotyapti. Aroq sotyapti. Sizni bolangiz ichmaydi. Sizni ukangiz ichmaydi. Lekin shu qishloqda sotiladigan bo'lsa, shu qishloq ahli olib ichadimi? İçadi. Mas bo'lganda borib turib, mashina bilan bir birodi urishi mumkinmi? O'sha urilgan seni bolang bo'lishi mumkin. Seni ayoling qizing bo'lishi mumkin. To'g'rimi, to'g'ri ketyapti, borib urdi. Sen indamading, aroq sotayotgan do'konga yig'ishtir demading. Endi bitta unga kelmaydi balosi. Seni ham keladi. Qotillik bo'lishi mumkin, o'g'irlik bo'lishi mumkin, o't ketishi mumkin. Menga nima demaylar? Menga nima demaylar? Qiyomatda javob berasizlar. Eng kamida aytib qo'yinglar. Eng kamida. Agar biz solih inson bo'lsak-u, muslih inson bo'lmasak, ana shu odamlarga yetgan musibat bizga ham yetadi. Solih kim? Muslih kim? Solih ya'ni o'zi yaxshi odam. Muslihchi u ham solih va boshqalarni tuzatadigan muslih. O'zingizni yaxshi bo'lganligingiz o'zi kifoya qilmaydi. Siz boshqalarni ham yaxshi bo'lishligi undaydigan bo'lishingiz kerak. Chunki mana shu sifatimiz borligi uchun Alloh taolo siz bilan bizni nima qildi? Maqtadi. Yosh kattalar, yoshlarga nasihat qilib turish kerak. Menga nima demaylar? Faras qiling. Bir jamoa odam hammasi soppa-soq, bir payt ularning ichiga grip bo'lgan odam kirib keldi. Shuni darrov bir maska taqib yoki davolashlikka harakat qilib, bir uni tuzatishlikka harakat qilmasdan tek qo'ysak nima bo'ladi? Mana shu munkar ish osoqollar, otalar xuddi o'sha grippga o'xshaydi. Sizga hozir yuqmadi, sizni bolangizga ta'sir qilmadi o'sha aroq yoki boshqa bir gunoh ish. Lekin xotirjam bo'ling, ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi. Xato qilish hammaning tabiatida bor. Odam bolasi borki xato qiladi, lekin xato qiluvchilarning ichida yaxshisi kim edi? Tavba qiluvchisi edi. Mana shu xato, gunoh sodir bo'ldi. Qishloqda, mahallada, shaharda. Ana shu xato gunohni ro'parasida odamlar uchga bo'linib qoladi. Qaraylikchi, biz qaysi toifadamiz? Birinchi toifa odamlar o'sha yomonlikni to'xtatishlikka harakat qiladi, qo'li bilan, tili bilan, qalbi bilan. Bu payg'ambarimizni maqtalgan ummatlaridan-da. Ikkinchisi yomonlikka odamlarni undab turadiganlar. Aytgalar, aytaveradi bular. Yoshlarni ichib olish kerak. U namozni qaraganda ham nima qilaverasan? Hozir puling borada, belingda quvvating borada nima qilish kerak? Aytaveradi. Ikkinchi toifa gunoh ma'siyatga undab turadigan. Uchinchi toifa avvalgilardan ham emas, keyingilardan ham emas. Ularga biz qaysimizmiz shu uchala toifani? Birinchisi, uchinchisi.
İkinci olup turuptu maşina. Patsanlar mı yuvarlayan maşinanı? Bittesi aboşinada turuptu. İkincisi alıyor otup koyup şu yapış mıydı? Maşinada turup yapılaşı yaptı. Siz ne kılasınız? Yol turup bir ötük götürüyor. Siz ki bari birilerdensiniz. Üçüncüsüdensiniz. Şöyle tohtattı ülkeler. Çeke geç kıvalıyorlar. Mali cahı yok olsa mecbur turgen bulalım. Yok. Yapılaşacaklar. Yaş bulalım. Şu yapan doğru da. Kaç prinsip işe düşerdi? Menge. Üçüncü bardağı çıkıyor. Eşiğin açı oladı ya. Aki otor indiydi. Aki otor indiydi. Bir ahmetli üçten kılıp, not doğru iş kılıyken de tohtap, nasihat kılıyken kol kötü koyuyorlar. Hayatı da bir ahmetli. Yeterdi. İki de yeterdi. Koyanlar gibi bari var. Bu yada hiç kim maşına mimitte doğru mu? Körüyorsunlar mı? Kana kop gitken biz. Yanına dediğimiz? Köçeler çengip gitti, köçeler prop köp gitti. Ha bitler oluyor bir odurlar. Biz özümüzde şu nesilin makli yapız, rava körü yapız. Çünkü bizim maktaşlı peygamberimiz maktagen, Allah maktagen ümmet buluşumuz için makli iş gereken. Bıramatta kılıyın da özüz mezakılasız, şey, özüz. Allah da Allah sizi kıyan işinizi mükafatlayan birinci belgesi, öşü kıyan sahabını işinizden kalbinizde hatırlayacağımlık ve özüzden razılık, şuur payda buladı. Misal, yolga çıkan metrugen maşinaki yol veriyordunuz, şimdi kiri aldı ki avaliyken yakıp koydu. Burası mı kursan bulasız o şey? Ana şu sizi kıyan işinizde verilgen mükafatını mukaddimesi. Hamur üçüden, yani mükafatı kütüyün. Bıramet takıp görüyorlar ki. Yaşlılık gibi yürüyüp yamalıydan kaytara aldıgan adamlar buladı. Öşü yamalıyken ünlü ediganlar buladı. Çünkü bir parvalar buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir taifi adamlarını misalını keltirediler. Bu İmam Buhari'nin rivayetleri de. An-Numan ibn-i Beşir radıyallahu anhuma an-Nabi sallallahu aleyhi ve selleme kala metalul qaimi ala hududillahi vel vaqi fiha kemetali qawmin istahamu ala safinatin fa'asaba ba'duhum a'laha ve ba'duhum asfalaha. Allah men kılgen narsalardan saklanucu ve onu tartınmasından kılıp yürücülerinin misali huddu bir cemaage o şeydi. Bunlar kemenin minişte kemege çıkışlığında kur ateşleşti. Bazıları hıssasıge tepe kısmı, bazılarıge paske çüşlük hıssasıge çüştü. Demek cay tevedegiler var ve pastegiler var. Peygamberimiz dediler pas kısımdakiler su alış için tepedekiler aldıdan ötediler. Bundan azarlanıp eğer biz sudan öz nasibimizi alış için pastan teşrif alsak tepemizdekilerge azar vermezdik diye işaretler. Çıkıp yürüyemiz mi? Ulan diyelim avala kadar yapız. Gözümüzden bir zatı ol yapız. Pastan teşrif alayım mı diye işte. Eğer tepedekiler dediler Resulullah pastakiler haklıgen narsanı şunda içe koyup koysalar barçaları halakı buluşadı. Eğer onların bu fikirlerden toktaçsa, özleri hem, kalgenleri hem nacat tapşadı dediler. Buhari rivayet. Gelişti mi? Yemutak udub neydi? İşte maşinadan düşmezsen hala gencelerde toktap kilenti alış, hala gencelerde durup maşinasına savda kılış, onge kule. Onge kule. Aziz ötüp gettiniz indemezsen yanıda. Bir mette aydın, siz aydın. Yine bitti sayısın. 3-4 adam etken de haliki adamda. Ne makalada az gene vicdanı? Kıylanadı. Koy çekeği alıyor. Gap eşit olmaya değildi. Şimdi indirmesi klora döşü işte. Keymanı ne makalada? Allah Azze ve Celle mumullarını maktab etedi. Estağfirullah. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum evliyâ'u ba'd. Ye'murûne bil ma'rufi ve yanahavne anil münker. Mu'minler ve mu'minalar birbirlerine dosttırlar. Ular yaxşilikka buyuradılar, yomonlikdan to'xtatadılar. Sizi mu'min ekanligingizni, mu'min ekanligingizni dalili yaxshilikka buyurishingiz kerak, yomonlikdan qaytarishingiz kerak. Endi yosh katta odam bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turib xatosini yoshlar nasihat qilmaydigan bo'lsa, mana shu ishiga qiyomatda javob beradi. Xo'p, biz qaytaryapmiz, odamlar qaytmayapti.
Biz gapiryapmiz, odamlar olmayapti. Nima qilish kerak? Bir marta aytib qo'yib ketaverishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muttafaqun alayhi bo'lgan hadisi Ummul Mu'minin Zaynab binti Jahsh onamizdan rivoyat qilinadi. Zaynab onamiz bu payg'ambar sollallohuning ayollaridan aytadilarki Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam dakhala alayha faz'an yaqul la ilaha illalloh vaylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Bir narsadan qo'rqqan holida payg'ambarimiz Zaynab binti Jahsh onamizni huzuriga kirib aytdilarki La ilaha illalloh La ilaha illalloh yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablar holiga voy bo'lsin. Bugun Ya'juj va Ma'juj to'g'onidan shunchasi ochildi deb bosh barmoqlari va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Mana shuncha ochildi dedilar. Ya'juj Ma'juj to'g'oni bor. Lekin qiyomat soati kelganda teshib chiqishadi. Shunda Zaynab onamiz aytdiki, "Ya Rasululloh, anahliku va fina solihun?" Axir solih odamlar bor bo'lsa ham halok bo'laveramizmi? Deb so'raganida payg'ambarimiz, "Na'am, iza kasura al-hadas." Ha, agar nopoklik yoyilsa, halok bo'lavorasizlar. Yaxshi odamlar ham o'laveradi. Qiyomatda niyatiga yarasha tiriladi hammasi. İçimiz yaxshi odamlar var, bizga balo kelmaydi degan gap bo'lmaydi. Kelaveradi balo. Lekin o'sha baloda qirilib ketgandan keyin kim nima niyatda yashagan bo'lsa, shu niyatiga yarasha tirilaveradi. Bir kunda hech bo'lmasa bir ikki marta o'zimizga bir shu amr ma'ruf nahy munkarda bir lozim qolsa yaxshi bo'lardi. Ha? Ha, amr ma'ruf nahy munkarda uyda qoilmoq ham qo'yaramiz. Svetni o'chir. Ro'zani yop. Qo'yib berdingmi? Yana nimalar ustida amr ma'ruf nahy munkar qilamiz? Aytinglar, nimani ustida? Sizga primoy zarar bo'ladigan, iqtisodingizga, cho'ntagingizga zarar bo'ladigan ishda amr ma'ruf nahy munkar qoyim 101%. To'g'rimi? Ammo Allohning hududlari buzilsa, gunoh ma'siyat ko'paysa, uchi sizga aloqasi yo'qmi uni? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. İnsanlar uchun chiqarilgan ummatlarning yaxshisi bo'ldinglar. Nima uchun yaxshi bo'ldinglar? Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarasizlar. Endi buni muqobilida boshqa oyat bor. Bu Banu Isroil haqida. Banu Isroilning rohiblari haqida. İlim ahllari haqida. Astagfirullah. Lu'ina allazina kafaru min bani Isroil ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Davud va Iso alayhimassalomning tillariga ko'ra Banu Isroildan kofir bo'lgan kimsalar la'natlandilar. Nima uchun? Osiy bo'lganligi uchun, haddidan oshganligi uchun. Kanu la yatanahauna munkarin fa'alu. Kim edi ular? Rohiblari, o'sha ilmlilari. O'zlari qimeradi, qaytarayotgan ishni o'zlari qilishardi. Birodi haqidan qo'rqinglar deb turib, o'zi qo'rqmasdi. Agar biz odamlarni qima deb qaytarayotgan ishimizni o'zimiz qilayotgan bo'lsak, shunga tushib qolmaymizmi? Qarang, salaf solihlarimiz qanaqa bir ulug' odamlar bo'lgan, ajdodlarimiz. Abu Hanifa nomonimni sobitga taqsir, qulni ozod qilishlik savobi haqida bizga bir va'z qilib bering, deyishdi. Qulni ozod qilishlikning savobi qanaqa? Oradan bir 40 kun o'tdimi, 2 oy o'tdimi? Keyin o'sha ma'ruzasini qilib odamlarga va'z qildi. Shunda ha biz buni 2 oy burun yoki 40 kun burun so'ragan edik-ku. Nimaga endi gapirdingiz desa, o'sha sizlar shu mavzuni mendan so'ragunga qadar bironta qulni sotib olib ozod qilmagan ekanman. 3 kundan pul tashashni boshladim. To'plandi bir qulga yarasha sotib olib ozod qildim. Ya'ni buni huzuri qanaqa bo'ladi? Buni halovati qanaqa bo'ladi? O'zim amal qilib, totib ko'rib turib, iniga gapiray dedim, sizlarning qalbingizga kirib borishi uchun. Munkar ishni qaytarayotgan odam o'zi qilmasligi kerak uni. Banu Isroilni rohiblarini, ilm ahllarini nimaga Alloh taolo la'natga uchradi ular deyapti. Qilmanglar degan ishni o'zi qiladi. Agar siz o'sha bir odamni o'sha ishdan qaytarmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz qilmayotgan bo'ling birodar. Insof qiling.
Çünkü özü kaytargan işini, özü kıpturgan Banu İsrail'ini, ana şu ulamalarını, rahiblerini peygamberlerde tılı bilen lanetlengen diye yaptı. Demek münkerini körüp durup onge en kemide narazı bulmagan adam Allah'a da balası kep kalmasın şu adamın üstüne. Şundan korkuladı. Hadiste أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا. إيه جبريل فلان قشلاق فلان قشلاقını barıp durup vayran kıl dedi. Ontarı tuntarı yerge dedi. Baladı apke dedi. Kötarı yerge çap dedi. Şunda Cebrail Aleyhisselam etti. Ya Rab inne fihim fulana al-abid kala fabihi fabda. Parvadigar o qishloqda falancı salih adam var. Yaxşı ibadat adam var. Allah Teala etti. Balanı öşünü yüden başladı. Çünkü o salih bop durup başkalarını kaytarmadı. Çünkü balanı öşünü yüden başladı. Çünkü atalar, akeler, dedeler ne makileylik? Yaşla genelse hep kileylik. Biz ihtiyarımızda genelse mes bu. İlkemizdeki vacip nersi. Bana şimdi halatta buradalar, eğer yaşın oğularımız, umuman hemen Müslümanlar birbirine kömek kürsetmese, yordam vermese, bir ikinizge nasihat kımese, amr-ı marun nahi münker kımiriyan bosa, bu fasad her bitti yüge kiradı. Her bitti yüge kiradı. Bunu aldın alışını kereyi buladı. Bana Kur'an'daki bir acayip kıssalardan buradalar, bu ashab-ı sabit kıssası. Şembe gününün egeleri. Allah Azze ve Celle ana şu Banu İsrail'den bugün bir taifasına hüküm kıldı. Cuma günü sizlerge bayram buladı. Bu taifa dengizli boyda yaşardı. Tirikçiligi balığı bileniydi. O Yahudiler Kayserli kılıçtı. Yok biz Şembe'ni bayram kılamız demişti. Allah da onlar ki ikab kılıp Şembe günü bayram kılasılar. Hiç kendi işkini istiler Şembe günü dedi. Şembe günü damaladı. Allah'ın sınavı. Ana şu balıklar dengizde tutadığı balıklar yoğup kaldı. Bir denek Allah'ın sınavı. Allah da onların cezaladı şu Kayserli girişim. 6 gün dengizde balık yok. Şembe günü, 7. günü sahilge balık şimdi geldi ki çüp kolu bulan terse buladı yan derecede balık köp geldi. Lekin avlaş mümkünmez. Bir an iş kılış mümkünmez. Sınav. Şembe tügeydi, yakşembe geldi balık yani yok. 6 gün açarçılık, 6 gün kınçılık. Hakikaten kınçılık köp geldi. Şunda karşısında bir adam yakşembe günü balık tuttu. Pişirip iyi yaptı. Kendi kılıp tuttukken karab duruştu. Keyengi yakşembeyi balığı yaptı. Dikkat kılıp karab duruşsa şembe günü düştü suge. Bir tekat da balığı da alıp öşü kuru çöğünü ilip suge sançı koyup çöp bulan çıkıp gitti. Şembe günü balığını avlamadı. Zahırada. Bazar günü balığı da balığı tartı oladı. Hile. Münker işi bol yaptı mı? Yok mu? Bol yaptı. Balığa geldi mi? Yok hali balığa gelmedi. Onu körüp durup adamlar sekin sekin örgenişti. Şembe günü balığı makilişadı, ilip koyuşadı, bazar günü tortu aladı. Bekitip kılı yaptı her kılı, bürçüye bürçüye de. Şimdi ana şu, Banu İsrail'ini, adamlar ikiye bölünüp kaldı. Allah'dan korkanlara etti ki, ey, ona kimeler? Allah'ını balası geledi dedi. Unaşmadı. Kavun ikiye bölünüp kaldı. Sahil ikiye bölüşü aldı, deval tortu. Bu zaman değiller, tutadı, beymalal yiydi. Bu zaman deyiler, kıylanadı, zor getirişçilik kalır, lakin takvada turadı. Haytar işte bu münkerden. Lakin kulak salışmadı. Şunu diyen bala kere olmadı. Kaçan geldi bala? Şimdi şembe günü yiyen çıkıp dururlar, açışçası gibi torun taşıp tartıştı, başlaştı. Günah barligi de bala kemedi. Madem ki yaşırıp, uyanıp kılışı yatırdı. Şimdi aşkara, açışçası gibi korkmasından balığını şembe günü tutuştu, başlaştı. Allah Teala onlara özünü balasını yubardı. Ana şu balanı yubarışlıydan avval Allah Teala etedi, istedibillah. Ve iz qalet ummetun minhum lima ta'izuna qawman Allahu muhlikuhum av muazibuhum azaben şedide.
Nimaga endi ularni sizlar ogohlantirasizlar? Axir Alloh taolo halok qiladigan qavm ular. Yoki azobini beradigan qavm deganida ma'ziratan ila robbikum la'allahum yattaqun. Qiyomatga borganda Parvardigor biz qaytarganmiz degan uzrimiz bo'lishi uchun. Ha, bizi gapimiz olmadı ular. Ha, bizi gapimiz olmaydi ular. Lekin qaytarganmisan munkarni ko'rganda deb so'rasa, ha Parvardigor, meni uzrim bor. Men nasihat qilganman, qaytarganman degan o'ziga uzr bo'lishi uchun. Shuning uchun yosh kattalarimizga aytamiz, sizlarda uzr bormi? Men qaytarganman, qima buni bolam deganman, man qilganman deganmisiz? Yoki latoxonada katta-katta pulni topib olib kelib, kunduzga 2000 dan cho'ntagingizga kablab qo'ysa, duoda katta qilib o'tirganmisiz? Katta pul topyapti bolangiz. So'rang, qayerdan topyapsan, nima qilyapsan? Do'koningda harom narsa yo'qmi? Protsentga pul olmadingmi? So'ranglar. Agar shunaqa harom pul bilan ibodat qilayotgan bo'lsanglar, harom deyib, ibodatinglar ibodat bo'lmaydi. Ko'p aytaman, mana shu 4 ta o'g'il boqdi, mana shu odam dedi, ikkinchi bolasi yaxshi chiqdi. Qanaqa chiqdi? Nimasi uchun yaxshi bolasi? Toparman. Bu qadan topayotganligi bilan ota jonivorning ishi. Falamma nasu ma zukiru bihi anjayna alladina yanhauna anis su va ahadna alladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Mana bular qaytaryapti. Bular unamayapti. Ochiqchasiga gunohga ketdi. Bas ular qachon o'zlariga eslatma qilib berilgan narsani unutishgach, bu gunoh ishdan qaytargan zotlarga najot berdik. Qaytarganlarga Alloh najot berdi. Va zolim kimsalarni itoatsiz bo'lganlari sababli qattiq azob ushadi. Munkardan qaytarganligi sabab bo'ldi, balo kelganda bularga tegmadi. Endi qachonki o'zlari qaytarilgan ishdan qaytmasdan kibru havo qilganlaridan keyin ularga kunu qiradatan xosiin dedik. Badbaxt maymunlarga aylaning dedik. Bir kechada hammasi maymunga aylanib ketdi, munkarni ochiq qilayotganlar. Tong otdi. Bu tomondan uvullagan ovozlar, bu tomondagilar nima bo'layotganini bilmaydi. Devorni oxlab oshib o'tib qarasa, hamma maymunga aylanib qolgan. Kelib osilishar edi. Ko'zlaridan bilardi odam ekanligini. Ko'z odamni ko'zidi. Bu yog'i maymun bo'lib qolgan edi. Nimaga bularga balo keldi? Va nimaga bular ush kelgan baloda omonda qoldi? Bular gunohni oshkora qildi, uyalmasdan. Bular qaytardi, shuncha omonda qoldi. Amru ma'ruf nahi munkar birodarlar faqat domlalar qiladigan ish emas. Har birtamizda bu sifat bo'lishligi shart va o'zimiz o'sha munkarni qilmayotgan bo'lishimiz kerak. Shunda biz amru ma'rufimiz o'tadi. Faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha va ma xalfaha va maw'idatan lil muttaqin. Ana shu shanba egalari nima dedi Alloh taolo? Biz bu uqubatni o'sha vaqt va keyingi davrlar uchun ibrat taqvoli kishilar uchun mavize nasihat qildik. Birodarlar, mavize olaylik. O'sha rizqimizda, umrimizda barakani bo'lmayotganligi, shu o'zi jazo. Bolalar itoatsiz bo'lib, uyimizda shirinlikni bo'lmayotganligi bu jazo. Xotinlarimiz biz xohlayotgandan ko'ra yomonroq bo'lib qolganligi bu jazo. Jazo deganda faqatgina osmondan o'tishini tushunmaysizlar, birodarlar. Ko'ningizga nima yoqmaydigan ish bo'layapti hayotingizda? Mana shu jazo. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Duolarimiz ijobat bo'lmasligi. Ko'p duo qilamiz. Lekin ijobat bo'lmayotganligini ham ko'ramiz. Sabab nima? Sabab ana shu munkardan to'smayotganligimiz. Sabablar ko'p duoimiz ijobat bo'lmasligiga. Sabab bo'layotgan ishlar ko'p. Shulardan bittasi munkarni qaytarmayotganligimiz. Payg'ambarimiz aytadilar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar, yoki Alloh tomonidan sizlarni ustingizlarga bir balo keladi, jazoni yuboradi, keyin duo qilasizlar, duoingizlar ijobat bo'lmaydi. Birodarlar, amru ma'ruf nahi munkar, yoshlarga nasihat qilishlik hammamiz ishimiz. Mana shu farzni chiroyli suratda ado qilishlikka Alloh taolo quvvat bersin, tavfiq bersin va qabul qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah.